Hepinize merhaba. Bugün Minecraft'ta güzel mod tanıtacağım. Daha fazla böyle modlar için like atmayı unutmayın. Bu videoya güzel bir like sayısı bekliyorum. Gördüğünüz gibi farklı bir set geliyor. Kılıçlar geliyor, maden geliyor. Ve bunun bir özelliği, normalde Minecraft çoğu modda sadece kafalık falan bulabilirsiniz. Çok az modda var böyle. Şimdi şunları kapatalım. Böyle craftları da var. Onları da göstereceğim. Modda gelen çoğu eşya şu an elimde. Başka eksik var mı hatırlamıyorum. Bunlar geliyor. Craftlayabiliyorsunuz. Bunları meteordan elde ediyorsunuz. İlk önce bir meteor çağıralım. Sonra eşyalardan bahsedelim. Meteoru komutla çağırıyoruz. İnşallah alttaki alttaki eşya var. Bakalım bir şey olacak mı ona. Summon Effect 99. Bunu yapan kişinin yani nickname desem hani akaba gibi. Meteor. Gördüğünüz gibi evet düşüyor. Düştüğü yerde de evet düşecek mi? Heh, evet, biraz geç düştü. Düştüğü yerde ve çoğu yaratık evet, etkilendi. Oyunun belirli zamanlarında farklı yerlere düşebiliyor. Daha önce bunun bir videosunu çekmeye çalıştım. Neyse. Farklı yerlere düşebiliyor. Bakalım madenden çıktı mı? Ya bilmiyorum. Bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor. Bu madenden. Ve bundan da çıkabiliyor bu arada. Evet. Dediğim gibi. Bir tane daha düşürürüz. Şimdi bir tane daha düşüreceğim. Bazılarında çıkıyor, bazılarında çıkmıyor. Bir... Evet. Evet çağırdık yine. Ya bilmiyorum bazen çıkıyor bazen çıkmıyor. Demin mesela çıkarmıştık. Şimdi çıkacak mı? Yani oyun içinde de böyle düşebiliyor dediğim gibi. Bunları da tanıtacağım. Güzel özellikleri var da bu bug'a mı girdi? Arkadaşlar bug'a girdi şu an bu. Biz şu sorunu çözüp geliyoruz. Evet tekrar düşüyor. Ya bilmiyorum ara sıra böyle bug'lar yaşanabiliyor. Böyle dayılıyor ve patlıyor. Evet gördüğünüz gibi. Bu sefer meteorat çıkacak mı? Bakıyoruz. Bazen çıkıyor bazen çıkmıyor dediğim gibi şu maden. Nadir ihtimalle çıkabiliyor. Ya bazı yerlerinde gördüğünüz gibi maden. Neyse ben videoya devam edeyim. Videonun sonlarına bir tane daha düşürürüz. Buralarda var mı bilmiyorum. Şunu biz koymuştuk zaten. Bunun içinde lav oluşmuş galiba. Şunun özel bir loda var. Buralarda oluşmuş olabilir. Yani derinlerde de olabiliyor, yüzeyde de olabiliyor. Şimdi biz aramayalım. Yine dediğim gibi madenler çıkıyor. Survival'a geçelim bir. Craftlarını da göstereceğim. Bunları eritip, yani bunları fırına koyup eritebiliyorsunuz. Yani klasik maden eritmemesi. Craftları da ya, klasik şeyler craftı. Göstereceğim craftlarını da. Biz sabah yapalım şunu da. Şimdi eşyaları geçelim. Gördüğünüz gibi full set korumamız var. Hepsinin için ayrı ayrı göstereceğim. Şunları bir atalım böyle. Evet. Hepsinin için ayrı ayrı göstereceğim. Şimdi kafalık 2 koruyor. Bot da 2 koruyor. Pantolon durun şimdi. Pantolon 3,5 koruyor galiba. Ha, evet. Pantolon 3,5 koruyor. Diye biliyorum. 4,5 olabilir. Durun şimdi. Şu evet bu 4'teydi. Kaça çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu da 4,5 koruyor arkadaşlar. Diğeri de 3,5. Full set giymenize bile gerek yok hani tam koruması için. Ne bileyim başlık veya kafalık veya botu çıkarsanız da full set koruyor. Şu iki tane yani toplam 12 koruyor. 24'e denk geliyor. 12 de gösteriyor. Yani normal elmas ve nedir hatırtan daha güçlü. Kılıcına bakarsak zaten üstünde de yazıyor. 9 vuruyor. Bir iki yaratık bulabilirsek diyeceğim mi? Heh, şurada coin'ler falan var. Şuraya bir yere bir. Evet. Bir kabuk çağıralım. Gördüğünüz gibi. Bir, iki.
Evet yani 9 vurduğu için bu kadar böyle. Böyle diğerlerini de göstermeye döndüm. Çukura düştüm. Bir şey alacağım. Obsidian. Bu kazma güçlü ama şimdi bir sürü şeyleri kazabiliyor. Ben şey obsidian deneyeceğim çünkü hani oyunun en güçlü bloklarından bir tanesi. O yüzden diyorum. Balta da bayağı güçlü. Balta ondan bir tık az vuruyor yani 8. Netherite kılıç gücünde balta. Hayatta kalmaya geri alalım. Evet. Şimdi, baltanın kazış hızını göstereceğim. Şurada ağaçlar var bir sürü zaten. Yani her türlü odun aynı kuruyor yani. Gördüğünüz gibi böyle. Risk Minecraft odunlarından hani böyle çok hızlı kuruyor. Yani, ne hızında bilmiyorum. Netherite'den biraz daha hızlı galiba. Yani, kürek evet, gördüğünüz gibi game mode gibi kuruyor. Belki daha yavaştır ama yani tek tıkla kuruyor böyle. Ve bunların durability de çok fazla. Çok zor azalıyor. Azaldığını bir iki kere gördüm ama hani bayağı bir kullanmanız gerekiyor çoğunu. Kazma da gördüğünüz gibi böyle hızlı. Hani taşları da iyi kırıyor. Obsidian'ı kırış hızına bakalım. Obsidian'ı 1, 2 veya dur şöyle yapalım. Video kaydımı sayıcıyla sayalım. Hani tam saniye olsun diye. Tam saniyede başlayalım. Başladım. Evet, 22'de başladık. Ve evet, 26'da kırdık. Yani aşağı yukarı 4-5 saniyede kırıyor obsidiyeni. Elmas kazma 10 saniyede falan. Çapa, gerçi isterseniz hiçbir işe yaramıyor galiba. Hani ya yanılıyor olabilirim. Çapayı denedim. Hani tıklamayı deniyorum. Kazmayı deniyorum. Hiçbir şey olmuyor. Yani, o yüzden modu kurarsanız bence çapa yapmayın. Kürek yine hani kum, toprak gibi şeyler kırıyor dediğim gibi. Kazma çoğu şeyi hızlı kırıyor. Baltayı da tanıtmıştık. Balta 8 vuruyor bu arada yine. Kılıç da 9 vuruyor işte. Başka ne var? Madenlerimiz var. Evet. Bu madenleri de bir... Ben bir ocak alıp geliyorum. Evet. Şimdi geldim. Ocak aldım bir tane. Game Mode'dan. Şimdi koyuyorum. Aa dur. İlk önce pardon. Burada kalsın. Biz şu madenleri kıralım. Biraz yavaş kırılıyorlar. Bu diamond biraz hızlı kırılıyor yine hani. Demirle, taşla falan. Bunu her türlü şeyle kırabilirsiniz bunları. Ve elmas türü hani. Meteordan elmas bulmanızı sağlıyor. Yani onun dışında normal diamond ore. Yani or gibi bir fark yok pek. Bunu kırdığınızda ise de size kendisini düşürüyor. Yani pişmemiş halini. Bunu geliyorsunuz böyle. Fırına koyuyorsunuz. Fırında eritiyorsunuz hani. Her türlü yakıtlı olur. Erisin. Hani. Evet, bakalım. Erimemiştir daha da. Evet. Birazdan yeniden bir meteor çağıracağım. Birkaç şeyi daha test edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi orlar da çalışıyor. Bunlardan bir crafting almayalım veya biz... Ben odunları game mode'da attım ya. Şimdi ben bir crafting alayım. Bunlardan yapalım dedim mi? Evet. Arkadaşlar dediğim gibi... Crafting table. Aslında bunu gibi almamız gerekiyordu da. Bir inventarda türlü tahta mahta da bir şey yok. Biz bir de... evet şuradan bir craftlara bakalım. Şimdi bu orumuz var gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi buradan setleri yapabiliyoruz. Kılıçların da craftları aynı hani. Normal stick üstüne iki tane bu oradan. Aynı craftlar. Hatta isterseniz bir iki tane craftlayalım. Tık tık. Yani böyle böyle craftlarsınız. Artık durabilitileri yine dediğim gibi setlerin de çok fazla. Hani düşman hasarı açısından pek bir koruma yok. Hani etki de vermiyor. Sadece elmastan falan biraz daha dayanıklı. Şunu da kırabiliriz. Elmas kazmayla falan. Evet. Bu işe yapmamız kalabilir burada. Biz bir game mode geçelim ve çok acıktım. Açlık neydiymiş bakın. Kolayda normalde çok acıktık. Evet şimdi iki tane daha meteor düşüreceğim. Ben şu meteor ayetleri size göstermek istiyorum. Bir de videonun sonunda da göstereceğim şu dediğim şey Addons adlı uygulamada indiriyorsunuz. Bilenler bilir şeyde yazacağım. Açıklamaya da yazacağım. Linkini koymaya çalışacağım. Ayrıca Mediafire'da da bir linki var. Onu da koymaya çalışırım. Bulabilirsem. Sunma. Evet komdu bu. Kendisi de düşebiliyor dediğim gibi. Ama hani tam düşeceği yer falan belli olmuyor. Hani nadir bulunduğu için. Bu arada ara sıra bug'a girebiliyor da. Şimdi girecek mi bakalım. Düz arazi olmayınca siz oluşturduğunuzu girebiliyor bakalım. Şu anda oyunu biraz kastırıyor. Evet.
Bazen geç patlayabiliyor, bazen zor patlıyor falan. Biz geliyoruz. Evet, dediğim gibi evet çağırdık yine. Ya düz arazide şey olmayınca, hani sunulamayınca bir sıkıntı olabiliyor. Burada game modda bu kılıç hiçbir şey ekranmıyor dediğim gibi. Ve evet uçtu. Bayağı bir şey yaptı. Yani TNT patlamasına daha çok az duruyor. Ve evet ya bilmiyorum, bazen oluşuyor bazen oluşmuyor. Ya biz demin gerçekten oluştuk ama çok hani nadir çıkıyorlar. Buraların arasında çıkıyorlar. Bu arada deneysel oyun, yani eğer sorunuz yoksa Cave and Cliff, onu açmayı da göstereceğim. Onları açmazsanız moddaki bazı özellikler çalışmayabilir. Ne, çoğu modda öyle. Çoğu böyle tür modlarda öyle. Şimdi ben durduruyorum. Bundan Meteora neyse çıkartamadık şu an ama hani çıkıyor gerçekten, yalan söylemiyorum. Neyse ben bir durdurup geliyorum. Arkadaşlar böyle dünya oluşturmanın üstüne gelmedi. Burada bunlar var tabi, eğer sürünüz 1.16.200.52'den düşükse burada deneysel oyun yazacaktır. Siz bunları açın. Gördüğünüz gibi deneysel oyun diyor. Hani bunlar aslında deneysel oyun yine. Ama keçiler falan geldiği için sürümde böyle. Burası böyle, bunları açın. Sonra kaynak paketini abone paket. Evet arkadaşlar, uygulama addons for Minecraft. Burada addons yazıp bulabilirsiniz. Ben yükledim zaten. Ben de yüklü bir şey. Buradan geliyorum. Burada MJPEG diye direkt çıkıyor ama ben şimdi evet ismi Meteorite Addon. Buraya yazdığınızda Meteorite yazdığınızda burada bulabilirsiniz. Mediafire'da da var diye biliyorum. Öyle. Gördüğünüz gibi tek bir tane mod var zaten. Böyle yazdığınızda çıkar. Evet. Deneysel oyunu falan da gösterdim. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ha bu arada modda göstermeyi unuttum, bir şey var. Şimdi dünyaya giremem. Burada gördüğünüz gibi böyle bulunabiliyor. Ve evet burada taret diye bir şey de var moddan. Ben onu göstermiyorum. Taret. Bu da ama meteora ateş eden bir şey. Hani ne kâr olur bilmiyorum. O yüzden yapmamıştım. Meteorun çağrılığını da yeni öğrendim. Neyse. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.